Mantıktan uzak, akla hayale gelmez, ütopik, uçuk kaçık şeyleri din adamı kisvesiyle anlatmaktadır. PR çalışmasına alet edilmiş bir sahtekar, bir kahraman olarak insanların karşısına çıkarılmıştır. Bu tespitler FETÖ çatı iddianamesinde örgüt elebaşı Fethullah Gülen'i tanımlamak için yapıldı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde 83 yaşında öldü. 7 Şubat MIT krizi, 17-25 Aralık yargı emniyet kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi gibi yakın tarihteki pek çok krizin ve saldırının faili olan terör örgütünü uzun süre ABD'den yönetmişti Gülen. 80'lerden bu yana emniyet, yargı, ordu gibi devlet kurumlarına yerleştirdiği militanlarıyla Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan terörist elebaşı Fethullah Gülen, FETÖ çatı iddianamesinde çarpıcı detaylarla anlatılmıştı. İddianameye göre 27 Nisan 1942 doğumlu olan Gülen kendisinin doğum tarihini etrafına 11 Kasım 1938 olarak söyledi. Bunun gerekçesi ise kendisini Mehdi, Atatürk'ü ise Deccal olarak görmesiydi. İddianamede Fethullah Gülen'in kendisini Heraklit ve Herkül gibi dev şeklinde tanıttığı tespiti de yer aldı. Mehdi imajını güçlendirmek için bir hadise dayandırarak ismine Muhammed eklettiği de iddianamede yer buldu terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin ise Gülen'i peygamber soyuna dayandırmaya gayret ettiği de vurgulandı. <laughs> terör elebaşı 1980-86 yılları arasında aranmasına rağmen kışla kışla gezdiğini, kimsenin onu tutuklamadığını, polis baskınında perde arkasına saklanarak saatlerce etrafın incelenmesine rağmen bulunmadığını da öne sürdü. Gülen'in genç dimaları etki altına almak için söylediği yalanlar arasında 4 yaşında Kur'an öğrendiği, cinlerden müteşekkil ordusunun da olduğu sayıldı iddianamede. Çatı iddianamesinde sahtekar olarak anılan Gülen'in insanları etkilemek için Papa ile İslam'ın yeryüzündeki temsilcisi sıfatıyla görüştüğü, tüm ilimlere hakim olduğu, istihbarat bilgilerinin herkesten önce ona geldiği yalanlarını söylediği vurgulandı. İddianamede anlattıklarının dini, fikri, mantıki, akli, ilmi hiçbir değeri ve derinliği yoktur ifadeleri de kullanılmıştı.